ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu ses? Hemen düzeltiyorum. Oradan geliyor. Öncelikle gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Tebrik ediyoruz yürekten. Ve Allah nice berat geceleri nasip eylesin. Amin. Hakkımızda hayırlısı eylesin. Hakkımızda razı eylesin. Amin. Çok önemli fırsatlar bunlar. Allah-u Teala nasip etti. İşte binlerce, yüz binlerce kardeşimizde de maalesef o büyük hadiseden sonra veya günlük vefat edenler de var. Bu bereketli geceye ulaşamadılar. Dualarımız onlar için de aynı zamanda. Berat, beraat etme. Artık aslında kurtuluşu bir şekilde elde edebilme, aklanma gecesi. Bir yılın muhasebesini yapalım inşallah. Yani 2022'den 2023'e kadar geçen bir yılın, bir yılımızın muhasebesini bir yapalım. Bir gözden geçirelim. Şuurlu Müslümanlar olarak inşallah şu yaşadığımız, geçirdiğimiz bir yıl hakkımızda razı mı? Bu bir yılı bize lütfeden, nasip eden Rabbimiz bizden razı mı? Yarın büyük bir mahkemeye çıkarılacağız. Mizan kurulacak. Hepimizin bildiği gibi kılın kırk yarılacağı, attığımız her adımdan, aldığımız her nefesten hesaba çekileceğimiz o muazzam yüzleşmeye doğru yavaş yavaş adım adım yürümekteyiz. Mizan kurulacak. Ama ben diyorum ki bugün, bu gece inşallah bir mizanda biz kuralım kendimiz hakkında. Bir mahkeme kuralım. Bir tarafta bir yılın hayır ve hasenatlarını, yaptıklarımızı ve bir tarafta da eksiklerimizi, noksanlarımızı, yanlışlarımızı koyalım. Yapabileceğimiz onca şey varken ihmal ettiklerimizi bırakalım. Bu sayısız nimetler karşısında, sayısız nimetler karşısında Allah'a layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olabilmiş miyizin mahkemesini biz kendimiz bir kuralım önceden. Oh, mahkemeye hazırlanma adına. Bakalım kendimize kaç puan vereceğiz? Evet, ben aklanmış olabilirim bu bir sene hakkında, bu bir yıl hiç olmazsa. Kafidir diyebilecek miyiz? Ben kendi adıma asla. Yok öyle bir şey. Yani Allah'ın rahmeti, lütfu, keremi olmazsa işimiz çok zor arkadaşlar. Ama mahkemeyi tekrar söylüyorum. Bu gece özellikle böyle bir mahkeme kuralım. Kendimizi bir test edelim, bir gözden geçirelim. Bakın arkadaşlar, Allah-u Teala artık dikkat ettiyseniz, ediyorsanız büyük uyarılara geçti. Büyük uyarılar, büyük ikazlar. Dönemine girdik, mevsimine girdik. Çok büyük ikazlar. O pandemiler, koronalar, kitlesel işte vefatlar, ölümler bir yandan, şimdi bir de külli unsurların devreye girdiği mevsimlerdeyiz. Dünya çok yaşlandı. Artık bu kadar günahı, bu kadar isyanı, bu kadar gafleti, dalaleti herhalde artık taşıyamıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah ders ve ibret alanlardan eylesin. Bu geceyi ben önceden söyleyelim. Belki dersin sonunda unuturuz. Özellikle bir günlük mutlaka kaza namazı kılın. Olur ya, bir gün hürmetine Allah-u Teala belki bir seneyi aklar bizim hakkımızda. Kurtuluşumuza vesile olur. Kim bilir? Rahmet onun şanıdır. Mühür karakteri Allah-u Teala'nın rahmettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisi de Kur'an-ı Kerim'de bunu açık açık beyan ediyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır ama gadabım istisnaidir. Affetmeyi beklerim.
Affetmeyi çok severim. Ama kulumdan da bir adım beklerim. Bir tövbe, bir nedamet, bir yakıcı pişmanlık, bir gözyaşı, bir iç muhasebe. Onu bu gece yapalım. Bir günlük kaza namazı hiç olmazsa. Ve cevşen mümkünse okuyalım. Kur'an okuyalım. Bol bol tövbe, istiğfar getirelim. Pişmanlıklarımızı gösterelim. Semaya yükselsin. Yanlışlarımızla yüzleşelim. Eksiklerimizle yüzleşelim bu gece. Olur ya Allah-u Teala bizi yeniden doğmuş gibi tertemiz, pürü pak bir hale getirebilir. Umulur. Biz umut ederiz, umut etmekteyiz. Biz buna iman etmişiz. Ama konumuzun esas dersimizin konusu yine bu çok büyük ikazlar mevsimine girdik dedik ya. Madem öyle, bu ikaz üzerinde bir ders değil, birkaç ders, birkaç sohbet yapmak lazım. Madem ikaz büyük, onu birkaç defa daha dinlemek, gözden geçirmemiz lazım. Bize bakan veçhesiyle bunu ele almamız lazım. Ne anlatmak istiyor Allah-u Teala bize? Özellikle Müslüman coğrafyaya, Müslüman bu İslam'a bin yıldır bayraktarlık yapmış bu şanlı devlete bir şeyler anlatıyor. Bizim yıkılmamamız lazım. Buradaki yıkılmak, manen yıkılmaktan söz ediyoruz. Birileri bizi bir yerlere doğru çekiyor. Bir yerlere doğru, sırat-ı müstakimdeki dengemizi bozmak adına. Esas denge orada inşallah. Orada yıkılmayalım, sırat-ı müstakimde yıkılmayalım. Diğer her şeyin bir şekilde telafisi vardır, üstad anlatacak. Ölenler oldu, anlatacak. Mallar ziyan oldu, anlatacak üstadımız. Dinleyeceğiz. Hadiselerin bize bakan veçhesi hakikaten yürek parçalayıcı. Bakamıyoruz, yani herhalde ağlamayan yoktur içimizde. Gördüğümüz, duyduğumuz o küçücük şeylerden, hadiselerden, görsellerden, küçük videolardan çekilen feryatlardan, figanlardan öyle. Ama hikmet canibi, melekut boyutu hadiselerin ve olayların Allah tarafından bakıldığında bambaşka mesajlar göreceğiz. Ayetle başlayalım yine. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzaleha ve ahrecetil ardu eskaleha ve kâlel insânu mâleha yevme izin tuhaddisu ahbâraha bi enne rabbeke evhâleha ilâ ahiril âyet. İza zulziletil ardu zilzaleha. Arz çok şiddet, çok şiddetli bir şekilde sarsıldığı zaman. Bu Zilzal suresinden. Yani zelzeleye baktığı gibi ayet, bunu kıyamet olarak da okuyabiliriz. Kıyameti anlamlandıran ayetlerdi. O şekilde de bunu okuyabiliriz. Üstad anlatacak. Ve ahrecedilardu eskaliha. Arz ağırlıklarını dışarı püskürttüğü zaman. Bağrında ne taşıyor? İçinde ne saklıyor? Bin yıllardır ne saklıyor içinde? Dışarı çıkardığı zaman, kıyamet aklımıza gelsin. İsyankarları mı taşıdı bin yıllardır, on bin yıllardır? İsyankarları mı taşımış? Ehli küfrü mü bağrında taşımış? Ehli gaflet ve dalaleti mi taşımış bin yıllardır? Hani derdi ya, şairin bir sözü var, meşhur Metin kardeş, temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Hakikaten öyle. Nasıl gireceğiz? Ve ahiret edilardı eskaliha. Dışarı çıkardığı zaman. Ve kâlel insânu mâliha. İnsan da bütün bunları görüp neler oluyor bu yeryüzüne dediği zaman Fatih. Neler oluyor ya? Ne güzeldi ya, üstünde hopluyorduk, zıplıyorduk, geziyorduk. Ne güzeldi, yemyeşil çayırlar, bağlar, bostanlar, evlerimiz, sokaklarımız. Ne güzeldi ama şimdi bir baksana ya, dağlar oynuyor. Görüntüleri gördünüz hepiniz. Dağlar yürüyor, resmen yürüdü ya. Dağlar yürüdü yani. Bu depremin dışında bir şey gibi bir hadise. Bir şey yaşadık yani. Ve insan, ve kâlel insânu mâliha, şaşkınlıkla, hayretle,
Neler oluyor bu yeryüzüne, bu arza neler oluyor dediği zaman. Yevme izin tuhaddisu ahbara. İhbar edecek, ihbar. Sakladıklarını ihbar edecek, haber verecek. Tek tek anlatacak. Bir şahit de oymuş meğerse. Her şey şahit olduğu gibi bizatihi insanı bağrında taşıyan arz şahit kesilecek. Yevme izin tuhaddisu hadiseleri ahbara. İhbar edecek, haber verecek. E niye, nasıl olacak bu iş? Bi enne rabbeke evhaleha. Çünkü bunu ona senin Rabbin vahyetti. Tesadüf olur mu hiç? Ayet kardeşim. Bi enne rabbeke evhaleha. Bunu senin Rabbin ona vahyetti. Bu ayetleri kıyamet olarak da okuyacağız. Doğrudur, çok doğru. Kıyameti anlatan ayetler ama bugüne bakan vesilesiyle bugünü de anlatan ayetler. Tesadüf olabilir mi? Kendiliğinden olabilir mi? Fiziksel olarak faylar var yer altında. Var. Sünnetullah, adetullah yasaları olarak Allah-u Teala kainatı tanzim ve dizayn ederken nasıl ki yer çekimini koymuş, dünyanın dönüşü bir sistemdir. Yağmurlar, bulutlar, mevsimler, baharlar, bahçeler, ağaçların meyve vermesi, hepsinin yanında bunları da koymuş. Deprem var. Bunu da sebep-sonuç ilişkisi olarak buna bağlamıştır. Doğrudur. Doğrudur. Ama bütün bunların harekete geçmesi, bütün bunların vuku bulmasının arkasında bi enne rabbeke evhaleha. Rabbin bunu ona vahyetmiş. Nasıl olur diyenler çok çıktı değil mi aramızda bu? Olur mu öyle şey, her şeyi tesadüfen veya işte bilimsellik adına izah etme, ya bilimsel olarak izah et. Bir şey diyen yok, itiraz eden de yok. Ama bütün bunların bu sistemin arkasında bir kudret var. Bir Rahman ve Rahim mutasarrıf var. Ve bir Kahhar-ı Zülcelal var. Bir unsurun harekete geçmesinin arkasında Allah-u Teala'nın iradesi var. Eğer bakın arkadaşlar, biz inanan insanlar olarak elhamdülillah ağzımız dolu dolu, göğsümüzü gere gere biz mümin ve Müslümanlarız diyorsak, biz her hadiseye değil ki bu koca unsura, bir yaprağın, bir sarı yaprağın yere düşmesinin arkasında bile Allah-u Teala'nın iradesini görürüz. Tesadüfe yer yoktur sistemde. Eğer biz de onlar gibi bakacaksak, kepenkleri indirelim, dükkanı kapatıp gidelim o zaman biz de. Anladık değil mi? Ne işimiz var buralarda, bu sohbetlerde? Ne işimiz var kardeşim? Ama biz burada iman cevherini taşıyoruz. Biz iman etmişiz. Burası mülkullah'tır. Burada bir yaprak bile Allah'ın iradesi olmadan kıpırdamaz. Rastgelelik yoktur. Tesadüfe yer yoktur. Bu bir sünnetullah, adetullah yasasıdır. Ha Allah-u Teala akıl, izan, idrak, irade verdi. Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Yaratan Rabbin adıyla hadiseleri, olayları, kainatı, bilimleri oku dedi. Okuyabilirdik. Tedbir alabilirdik. Çok daha akıllı davranabilirdik. Olabilirdi. Bu hadisenin müsebbibi, yani son noktada mutasarrıf Allah'tır. Ama acaba biz ne yaptık da fetva verdirdik kadere? Ne yaptık? Hiç mi üstümüze bir pay almayacağız? Tavır olarak, Müslüman kimlikler olarak, bin yıllık İslam'ın varisleri olarak, muazzam bir ecdadın çocukları olarak, değil mi Metin kardeşim? Biz peki ne yapıyoruz acaba? Neden böyle oluyor? Neden Allah-u Teala artık, hani deriz ya, önce yumuşak bir iklimle bir yanlış yapan çoluğu, çocuğu, küçüğü neyse uyarırız. Veya bir insanı uyarırız. Bak kardeşim yanlış yapıyorsun. Uyarırız, akıl veririz, anlatırız.
ikaz ederiz. Devam eder yanlışına. Ses biraz yükselir, ses biraz sertleşir. Bak o büyük yanlıştır. Zarar göreceksin, zarar göreceğiz. Hep beraber biz de payımıza düşeni alacağız. Yapma bunu. 1, 3, 5 artık en sonunda sesin sertliği de yetmez. Bir şey yapman lazım. Daha büyük bir zararı önlemek adına bir şey yapman lazım. O nedenle söylüyoruz Allah-u Teala sert ve büyük ikazlar dönemine, mevsimine girmiş gibi. Ben öyle okuyorum. Allah-u Teala istemiyor bir insanın, bir Müslümanın daha cennetten mahrum olmasını istemiyor. Cehennem ehli olmasını da istemiyor. Müdahalede bulunuyor. Mülk veçhesi hadiselerin, bize bakan her olayın bir mülk, bir de melekut boyutu var. Yani sır ve hikmet canibi. O Allah'a ait. Onu okuyabilmek, onu görebilmek, anlayabilmek, dersler çıkarabilmek de böyle üstadlara mahsus. Biz okuyoruz, nasiplenmeye gayret ediyoruz. Olayın mülk veçhesi, tekrar söylüyorum, bize bakan görünür boyutu yürek parçalayıcı. O büyük hadisede hayatlarını kaybedenlere hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Mallarının sadaka olarak zaten üstad söylüyor, onlar kaydedilmiş. Hayatta olanlara acil şifalar nasip eylesin. Amin. Dayanma gücü nasip eylesin inşallah. Amin. Dua edelim ama, bak dua edelim ama, ki hepinizin yüreklerinden eminim, elimizden geleni de yapalım. Yani ya Rabbim koru, muhafaza eyle, tamam eyvallah. Edeceğiz hele bu böyle bir gecede. Ama bize de yapabileceğimiz ne varsa, yapabilecek civan mertliği Allah-u Teala nasip eylesin. Amin. Üç günlük dünya mülk Allah'ın. Paylaşalım gitsin, ne var? Allah bir verirsin, beş koyar yerine. Onun dedik ya, şanı rahmettir. Kulundan bir adım görmek ister. Ama onun devamında hiç beklemediğimiz bir yerden kapılar açılır. Ardına kadar. Rahmet kapıları. Evet. Şimdi burada sorular var. Ben ikinci sorudan başlayayım. Bu meseleyi bakalım üstad nasıl değerlendirecek? Sual: niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor? Bu biçare Müslümanlara iniyor. Ağırlıklı olarak böyle hakikaten. Son dönemlerde özellikle. Peki neden? Niçin? Yani biz yanlış yapıyoruz. Tamam doğru ama onların neredeyse her şeyleri yanlış. Her şeyleri yanlış değil aslında. Yani dünyaya bakan sistem li yaşama konusunda, hani üstad diyor el hakku yalu bizzat hem akibet murattır, hak galip gelecek, ama onlar vesileler noktasında da hakka tutunmuşlar, tedbirli davranıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Her ihtimali hesaplıyorlar. O noktada Allah-u Teala'nın da sünnetullah yasaları gereği onları cezalandırmaması, dünya planı için söylüyorum, gayet normaldir. Bunda şaşılacak hiçbir şey yoktur. Peki neden daha çok? Neden daha çok, yine de konunun şeyine gelelim. Bu biçare Müslümanlara geliyor bu hadiseler. Neden bizi buluyor? Ünlü halk ozanının bir sözü vardır arkadaşlar. Şu ellerin taşı hiç değmez bana, illa dostun gülü yaralar beni. Anladık değil mi? Gayretullah'a dokunuyor Metin. Zaten yanlış, feshedilmiş, iptal edilmiş, devre dışı bırakılmış bir dinin müntesipleri. Yine de bir sistem yakalamışlar, yaşayıp gidiyorlar işte. Anladık değil mi? Ama sen ya, ezanlar, minareler, Kur'anlar gölgesinde gözünü dünyaya açmışsın. Fütuhatlar yapmış, fetihler yapmış, İslam'ı dört bir kıtaya yaymış bir şanlı ecdadın nesilleri olarak buradasın ya, evlatları olarak buradayız. Hala minareler elhamdülillah okunuyor. Günde beş vakit ezanlar davet ediyor bizi, değil mi? Böyle bir coğrafyada, böyle bir ülkede, böyle bir yani zeminde bu kadar yanlış gayretullah'a dokunur. İlla dostun gülü yaralar beni dediği o. Dokunur. Öbürüne senden beklediğim zaten, yani bu beklenir bir şey. Bir düşmandan bir yanlış beklersin. Dostum değilsin ki kardeşim. Ben o yanlışa şaşırmam ki. Beklediğim bir şeydir.
Ama senden hiç beklemezdim ya. Senden hiç beklemezdim ikliminin şu anda Müslümanlar olarak, şu ülke olarak çok zor durumdayız arkadaşlar, biliyor musunuz? Hele gençler, Allah muhafaza eylesin. Birazdan okuyacağız. Bu sosyal medya üzerinden nasıl bir zehirlenme olduğunu oraya da getireceğiz. Konular birbiriyle alakalı çünkü. Hayatın bütünlüğü gibi hakikatin bütünlüğünü de iyi okumak lazım. Hayatın bütünlüğü dediğimiz şu. Allah-u Teala hayata hadim olmak üzere sistemi kurmuş. Yağmuru, rüzgarı, mevsimleri, toprak, ısı, ateş, güneş, her şey hayatın bütünlüğüne hizmet etmektedir. Bir de hakikatin bütünlüğü var. Hakikat, bütün bunlar nasıl ve neden oluyor? Bunu bir bütünsellik üzerinde değerlendirmemiz lazım. Onu okuyacağız. Şimdi önce bu soruyu bir anlayalım. Niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokatlar başlarına gelmiyor ve bu biçare Müslümanlara iniyor? El cevap. Büyük hatalar ve büyük cinayetler. Tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi. Mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı mahkeme-i kübrayı haşre tehir edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Çok şükür. Elhamdülillah demek lazım. Elhamdülillah. Öyle bakmak lazım, öyle değerlendirmek lazım. Biz bunu bu şekilde konuşurken musibet mi istiyoruz? Hayır. Musibet istenmez. Gelmemesi için dualar edelim, elimiz semaya açalım. Ayrı bir şey. Ama bir şekilde kader fetva vermişse ve bir şekilde de bu musibet gelip bizi bulmuşsa bizim bakışımız böyle olacak. Allah-u Teala bizi burada mahkeme ediyor. Burada şimdi peşin peşin. İyi ki mahkeme-i kübraya bırakmıyor. Demek ki bizim cinayetimizi bu dünyadaki bu yaşadığımız sıkıntılar da bir derece paklayabilir. Ama ehli küfrün cinayetleri o kadar büyük ve o kadar şiddet ki burada kurulan, burada kurulacak olan mahkeme onları paklamaz. Büyük mahkemeye. Hani hep basit bir misal veririz ya. Köyde 3-5 kişi kavga etse, birinin burnu kanatsa, kaşı açılsa köyün ileri gelenleri, yaşlıları orada onu halleder. Orada halleder, tamam der ya. Ama bir de cinayete dönüşürse iş, bu bizi aşar. Bu bizi aşar. Şimdi evet. Allah-u Teala bizi, Müslümanları, hatalarımız var, noksanlarımız var, ihmallerimiz var. Çok mu var? Çok da var. Allah, tekrar söylüyorum, bu gecenin azameti hürmetine inşallah yeniden doğmuş gibi tertemiz bir kimlikle sabaha ulaştırsın. Ama biraz hakkını verelim. Öyle durup dururken olmasın. Arkadaşlar, hakkını verelim biraz. Biraz hareket, biraz dirençli, biraz tavırlı olalım. Güzel güzel, hep söylüyorum son birkaç sohbette, tatlı tatlı, güzel güzel Müslümanlar olarak çıkıp gidelim şu dünyadan. Merdane bir şekilde, abartmadan. Tabii ki Allah'ın kullarıyız ya. Müslümanız üstelik. Mülk de Allah'ın, sofralar da O'nun, nimetler O'nun, her nefes O'na borçluyum. Şah damarımdan bana daha yakın. Bana düşen bir tek şey var. O'nun razı olacağı alanlarda, helal dairesinde, mümkün mertebe, sınırları da ihmale kalkışmadan O'nun razı olacağı bir şekilde güzel güzel, tatlı tatlı şu hayatı yaşayıp çıkıp gitmek. Merdane bir şekilde. Çünkü burada zaten kalıcı değiliz. Zeval bulmaz saltanat diyor Taha suresi. Her sohbeti hatırlatıyorum. Bizi cennet paklar arkadaşlar. Şu fıtrat aslında cennete göredir. Burada bir imtihan, bir sürgün, bir hicret ama bereketli bir sürgün. Bereketli bir hicret. Burada neşvi nema bulacak istidatlarımız. Şu imtihanlarla inşallah, bazen hayırla, bazen şerle, bazen varlık, bazen yokluk, bazen sağlık, bazen hastalık, kazanırken, kaybederken hepsiyle de imtihana tabi tutulup istidatlarımızı neşvi nevalandırıp
cennete layık bir kıvama inşallah, âle-i illiğine yakışır bir kimlikle Allah son nefesi vermeyi nasip eylesin. İşimiz bu, bunun için buradayız. Hayat getirip önümüze koyuyor acıları işte. Ne yapacağız? İsyan mı edeceğiz hemen? Bazen de çok kazanıyoruz. Umulmadık bir şekilde. Zaferler, başarılar, büyük şeyler. Gurura mı gireceğiz? Ben mi yaptım? Ben kazandım, ben ettim, ben başardım. Hayır. Hayat önümüze acıları da koyacak. Hüzünleri de koyacak. Yenilgiler de koyacak. Zaferler de koyacak. Başarılar da. Müslümana yakışan her hal ve şartta kitabi bir tavırla, Muhammedi bir zerafetle inşallah. Kazanırken hamdolsun, elhamdülillah ya Rabbim, sen lütfettin de. Kaybederken de bu benim imtihanım. Bu benim imtihanım, verdiğinden biraz kısabilir, kıstı. Hep verirken mi o iyi olacak? Hayır, kıstı. Seri Es-Sakati'nin bir anekdotu vardır. Burada anlatmıştım. Yeni gelenler de vardır muhakkak. Onlar da bilsin. Seri Es-Sakati döneminin en büyük evliyaullahlarından bir tanesi. Aynı zamanda tüccar, aynı zamanda varlıklı, zengin bir şahsiyet. Bağdat çarşısında o zamanların çok böyle dükkanları var. Bir gün evinde otururken istirahat zamanı bir haberci koşarak geliyor. Efendim diyor, Bağdat çarşısında çok büyük bir yangın çıktı. Müthiş bir yangın çıktı. Seri Es-Sakati kendini tam toparlayamadan, ama sizin dükkanlarınıza hiçbir şey olmadı efendim. Bizi ilgilendiren bundan sonrası. Aradan 3-5 sene geçer. Dostlarından bir tanesi gider evinde ziyaret eder, bulur onu. Efendim gelmiyorsunuz artık. Göremiyoruz sizi. Uğramıyorsunuz. Çarşıya da gelmez oldunuz. Sorma kardeşim diyor. Bundan diyor 5 sene kadar önce haberci Bağdat çarşısında büyük bir yangın çıktığını ve fakat senin dükkanlarına hiçbir şey olmadığını söylediğinde nefsim bana elhamdülillah dedirtti. 5 yıldır böyle bir hamdin utancıyla yaşamaktayım. Başkalarının acısının yanında benim çıkarım korunduğu için de o hamd, o refleks olarak çıktı benden diyor. Senin dükkanlarında bir şey olmadı deyince elhamdülillah. Anladık değil mi? Her hal ve şartta Allah'a hamd olsun. Acılar, hüzünler, kederler, feryatlar, figanlar zamanında da. Bunlar hayatta, imtihanda var. Bunlar olacak. Burası kevnü fesat. Burada kalıcı değiliz. Burada Allah-u Teala bizi her şeyle imtihan ediyor, edecek. Açık Kur'an-ı Kerim'de var mı? Mallarınızla, canlarınızla, evlatlarınızla, makamlarınızla her şeyle imtihan edileceksiniz. Allah kazananlardan eylesin. Amin. Evet. Demek ki büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük merkezlerde. Ve küçücük cinayetler tacil ile, yani peşin peşin küçük merkezlerde verildiği gibi mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin azamı mahkemeyi kübrayı haşre tehir edilerek ehli imanın hataları da kısmen burada dünyada cezası verilir. Kısmen diyor üstad yine de. Bütünüyle değil. Bütünüyle değil. Tamam, biz burada bedel ödedik, tamam bundan sonra aklandık. Yok öyle bir şey. Bizim ayetin açık ve sarih mesajı şudur. Sadece iman ettik diyerek serbest bırakılacağınızı mı zannettiniz? Hayır. Allah bizi, dedik ya, her şekilde imtihana tabi tutacak. İkinci sual. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Ne umumileşti? Bazı şahısların hatasından bu musibet ama niye umumileşti? Neredeyse kaç milyon insan ya? Türkiye'nin %20-25 ama hepimiz etkilendik. 85 milyon içerisinde etkilenmeyen var mıdır? Yoktur. Niye umumileşti? Birileri hata yapıyor ama musibet umumi. Hepimiz etkilendik. Hepimiz.
Bunun da bir sırrı hikmeti olması lazım. El cevap, umumi musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nasın, o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Musibeti ammeye sebebiyet verir. Evet, bazı şahıslar belki azınlık gibi gelebilir ama niye umumileşiyor? Farkında olarak veya olmayarak arkadaşlar. Üç şey söyledi. Fiilen, iltizamen veya iltihaken taraftar olmak. Olmuyor muyuz? Hiç kimseyi burada kusura bakmayacağız. Kendime dahil olmak üzere. Aklamak, paklamak yok. Oluyoruz taraftar. Çoluk çocuğumuzun elinden ki bak Avrupa'da bile 15 yaşına kadar artık yasaklar getirilmeye başlandı. Sosyal medyaya erişim yasakları getirilmeye başladı. O berbat, o akıl almaz, ahlak dışı görüntüler, küçücük videolar, TikTok'lar, şunlar bunlar, bizim bir kalfa var bu. O söylüyor bana. Yasak getirebildik mi? Hadi biz diyelim ki yasaklansın, yasak getirilsin, devlet de müdahale etsin. Bir kesim ortalığı ayağa kaldırmıyor mu? Bu faşizan bir müdahale, buna nasıl müdahale edersiniz? Özgürlükler kısıtlanabilir mi? Demiyor mu? İltizamen, iltihaken o yanlışlara taraftar olmuyor mu insanlar? O birken bine, binken milyona çıkmıyor mu kardeşim? O akıl almaz, tekrar söylüyorum. O ahlaksızlık, o görüntüler, o mesajlar insanı bütünüyle insanlığından utandıran, maneviyattan uzaklaştıran, günaha bodoslama daha çocuk yaşta nesillerimizi sokan o yayınlar. Dedik mi çok yüksek bir sesle tamamımız böyle yasaklansın kardeşim. Bize göre değil, bizim iklimimize, bizim kültürümüze, bizim inancımıza, bizim maneviyatımıza uymaz. Bunu diyemiyoruz. Birileri ortalığı ayağa kaldırıyor. Bakın tekrar okuyorum cümleyi. Ekser nasın, ekser insanların, o zalim şahısların harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olması. Destekliyorlar kardeşim. Bize yeteri kadar gücümüz mü yetmiyor bilmiyorum. Kendi çocuğumuza bile çoğu kez çok zor söz geçirebiliyoruz. Gittikçe duvara tosladık işte ya. Bir yere geldik artık yani. O nedenle tekrar söylüyorum Allah-u Teala artık. Sert ikazlar mevsimine girdik. Allah beterinden saklasın, muhafaza eylesin. Hakikaten öyle yani. Ama ben kendi inancım, yüreğimle söylüyorum. Yani bilimsel değil. İnanç olarak söylüyorum bunu. Allah-u Teala İstanbul'u inşallah çok çok öyle büyük zannedildiği gibi bir musibet vermeyecek. Burası çok müjdelenmiş bir şehir, çok evliyaullahların olduğu bir yer. Burası yıkılırsa ülke gider, İslamiyet gider. Allah-u Teala bunu biliyor. İstanbul her yere yeter ama İstanbul'a hiçbir şey yetmez. O nedenle ama gene de biz elimizden geldiği kadar tekrar söylüyorum. Bakın arkadaş, güzel güzel, tatlı, hoş. Muhammed'i bir zarafetle, Kur'an'a yakışan bir kimlikle şu İslam'ı yaşayıp gidelim ya. Ne kadar güzel, ne kadar rahat, ne kadar lezzetli ya Müslümanım elhamdülillah. Ne anlatıyorsun? Sen ne konuşuyorsun kardeşim? Tabii ki benim bakışım böyledir. Depreme bakışım da böyledir. Meselelere, hadiselere bakışım da böyledir. Ben bunu böyle değerlendiririm. Mutasarrıf Allah'tır. Ama kadere fetva verdiren benim yanlışlarım, bizim yanlışlarımız, umumileşen hatalarımız, zulümlerimiz. Suçu kendimizde arayacağız. Tekrar söylüyorum, sebep-sonuç ilişkisini Allah-u Teala hakim kılmış. Yaratılışta bu var, biz de bunu biliyoruz. Yer altında faylar çöküyor, çöker tabii. Ama öncelikle çöken başka faylar da var. Ahde vefa gibi. İnsanın kalbinden gönlüne, beynine uzanan iman fayları gibi. Sevgi, sadakat fayları gibi. İtikat dediğimiz, çökmedi mi o faylar? Esas depremler, şu bir insan, bir kainat ya yaşanmadı mı, yaşanmıyor mu? Buralarda yıkım yok mu zannediyorsunuz?
Buralardan da acılı sesler yükselmesi lazım. Yükseliyor aslında, biliyor musunuz? Onlar da dahil yükseliyor ama bastırılıyor. İptali his nevinden diyor Üstad, cazibedar oyuncaklarla o acılı sesler susturuluyor. Burada da faylar çöküyor, burada da faylar var. Burası tetikliyor belki. Evet, Allah sonumuzu hayır eylesin. Biz kendimizi, insan binasını, insan yapısını İslam kimliğimizle ayakta bir tutalım önce. Sen insanların inancından, itikadından, mukaddesatından çalarsan o da gider demirden, şundan bundan çalar. Allah korkusu olmayan insandan her şey beklenir. Burada birilerini alıp kenara koymuyorum. Yanlış kim yaptıysa burada da ahirette de hesabını versin kardeşim. Torpil ve adam kayırma yok. Evet. Dördüncü sual. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefareti zunuptur. Bu da çok sorulabilir, haklı bir soru. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Masumlar, hatasızlar. Kim? Başta çocuklar ya. Bunlar sabiler. Çoluk çocuk da gitti, gitmedi mi? Veya yetişkin, hakikaten karıncayı incitmeyecek insanlar var mı? Yok mu? Var. Biz bu sohbetleri yaparız, anlatırız. Karşı taraftan, karşı mahalleden şöyle bir itirazla karşılaşırız. Var mı bu zamanda kardeşim o anlattığın gibi Müslümanlardan, var mı? Var, var. Çok var, emin olun. Çok var. Allah onlardan ebeden razı olsun. Var tabii. Ne zannediyorsunuz? Herkes karşıdakini kendi aynasıyla görüyor çünkü. Öyle değil o gördüğün insanlar. Hakikaten karıncayı incitmeyen insanlar var. Muhteşem Müslümanlar var, tanırım ben. Kaybettiklerimiz de var içlerinden. Allah mekanlarını cennet eylesin. Hala imrenirim. Hala gözlerimiz dolar. Bu nasıl bir hayat? Bu nasıl bir duruş, bir tavır? Çoğunu sen de tanıdın. Alaaddin abiye çok hayran. Sen ne dersin ya Alaaddin abiye? Sorma yani. Bizim Celal abi de onlardan bir tanesidir. Evet. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefareti zünüptür. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder? Allahü Teala adili mutlaksa eğer, burada bir adaletsizlik görmeyelim mi? İtiraz bu. Yine manevi canipten cevap. Üstada bu cevaplar kalbe böyle akıyor, damla damla gönderiliyor. Bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi ki, kader sırrıyla kader noktasından da bakmak lazım diyor üstadımız. Kader noktasından ele almak lazım. Takdiri ilahidir. Ve bu musibetlere, bu yaşanan hadiselere kader noktasından bakıldığında hep şöyle değerlendireceğiz. Geçmiş, yaşanmış, bitmiş olaylara kader üzerinden değerlendirme yapacağız. İstikbale öyle bakamayız. İstikbal tedbir ister. Tevekkül ama elinden geleni yaptıktan sonraki tevekkül. Ama geçmişte yaşandı işte, neredeyse bir ay olmak üzere. Takdiri ilahi dersin. Hüznün ilacı olur. Mülk Allah'ın. Öyle teselli ediyoruz. Bugün yine geldi 3-5 müşterim. Hakikaten her şeylerini kaybetmişler. Ama duruşları çok hakikaten öyle. Hala sağlam. Çok sağlam hakikaten öyle. İyi inançlı insanlar. Öyle mülk Allah'ın, hüküm Allah'ın, dönüş Allah'a bu kadar müsaade etti diyor. Yani bu kadar. Evladını kaybetti bir baba. Hepiniz 5 yaşında. 5 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Orada verdiği cevap hakikaten insanın gözleri dolar. Diyor ki benim değildi ki. Onundu. Sahibi geri aldı onu. Benim olsaydı vermezdim diyor. Ve sahibi istemeseydi gene vermezdim. Sahibi istedi. Bana dedi ki bu Ahmet'e sen 5 sene senin nezaretine veriyoruz onu. Sonra alıp cennetimize koyacağız. Sahibi istedi. Başkası istese vermezdim. Evet. Allah böyle bakabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, manevi canipten bir cevap. Vettekû fitneten lâ tusibennellezîne zelemû minküm hâssâ. Yani bir bela ve bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.
Neden? Çünkü burası imtihan meydanı. İmtihan. Perdeler var. Rahmet var arkasında ama perde, perdeyi gördüğümüzde, yani mülkün bu tarafını gördüğümüzde yürek parçalayıcı sahneler. Birisi çıktı bana dedi ki, hep perdelerden söz ediyorsun. Perdeler, perdeler işte. Dedim ki ben de ona, gene de şükret. Ya perdeyi de göremeseydin. Ya perdeyi de göremeseydin. Hep perdeyi gördüğünden şikayet ediyorsun. Doğru perde işte kardeşim. Arkasındaki sırrı, hikmeti sana ben anlatmaya çalışayım. Dilimin döndüğü kadar ne kadarına yeterim onu da bilmem. Ama arkada sır cenebi, sır noktası çok farklı. Sen perdeyi gördüğünde şikayet etme. Ya perdeleri de göremeseydin. Göremeyen var işte. Sayısız hem de. Bunun perde olduğunu görebilmek sana zaten en büyük nasip. Ya onu da göremeseydin. Evet. Şu ayetin sırrı şudur ki, bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve darı teklif ve mücahededir. Darı teklif yani teklif yeri buralar. Ve mücahade yeri. Mücahede. Mücahede ne demek? Cehd kökünden geliyor. Allah'ın rızası yolunda. Allah'ın rızasını tahsil edebilmek, kazanabilmek için kararlı ve şuurlu gayretlerin tamamı. Cehd, cihat, mücahede. Bakın aynı kökten geliyor. Kararlı ve şuurlu. Kararlı ve şuurlu mücahede. O mücahede neticesinde gelişeceğiz inşallah. İnkişaf edeceğiz. Cennete layık bir kıvamla, bir şekilde inşallah son nefesi vereceğiz. Ama burası darı teklif ve darı mücahededir. Bu cihadı bedeniyle yapanlar var. Tarihte bu savaşçılarımız var. Aslan gibi böyle bilekleri çelikten cihat yapmışlar. Fetihler yapmışlar. Vatanı korumuşlar. Mukaddesat için ölmüşler. Cihat yapmışlar. Kararlı ve şuurlu. Bunlara mücahit denir. Bir de bunu zihin planında yapmış, akıl planında yapmış, fikrin çilesini çeke çeke yapmış. Onlara da müçtehit denir, mücahit değil. Ama bakın ikisi de aynı kökten. Mücahit, müçtehit. İkisi de Allah'ın rızası yolunda ömrünü veren insanlar. İşte üstad, müçtehit. Ne içtihatlar yapmış, ne keşifler yapmış, ömrünü vermiş. Katlanmadığı, çekmediği eza da yok üstelik. Hem mücahit hem müçtehit. Allah bize liyakat nasip eylesin inşallah. Onların yolundan yürüyebilmeyi nasip eylesin. Az bir şey daha okuyayım, bitiriyorum. Bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Meydanı tecrübe. Tecrübe. Allah-u Teala bizim imanımızı tecrübe ediyor, edecek. Çünkü iman, ben müminim, burada hatırlatıyorum yine, belki bir daha ya nasip ne zaman geleceğiz bilmiyorum. Ben müminim elhamdülillah diyoruz ya, o bir iddia değil mi Fatih Hanım? Bu benim iddiam. Elhamdülillah müminim, Müslümanım. İddia ediyorum ki, Kur'an'da diyor ki o halde görelim. Bir tecrübe edelim. Bir tecrübe edelim hadi bakalım. Hayırla, şerle, varlıkla, yoklukla. Bu senin iddian. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, kadere iman, ahiret gününe iman, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman. 6 maddeyi doldurduk. Başvuru belgesi. Belge tamam. 6 maddeyi de doldurduk. Başvuruyoruz. Ben müminim. Başvuru güzel. Allah-u Teala diyor ki şimdi icra zamanı. Hadi bakalım. Gerçekten Allah'a, ahiret gününe, kitabına, meleklerine, peygamberine iman ediyor musun, etmiyor musun? Hadi bakalım. İşte hayat meydanı, işte darı tecrübe. Allah yüzümüzü ak eylesin. Biz söz verdik Kalibela'da, biz söz verdik. Biz söz verdik. Hani Rabbin Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini çıkarıp da yine kendilerine şahit göstererek ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuştu değil mi? Elest aleminde.
İstisnasız bütün ruhlar evet Rabbimizsin demişti. Biz söz verdik. Şimdi o sözün icra zamanı. Bakalım o söz havada asılı mı kalacak? O söze sahip mi çıkacağız? Onun için buradayız. 60 yıl, 70 yıl, 80, 90, 10 yıl, 5 yıl ne kadarsa bilmem. Dönüş Allah'a olacak ama. Bildiğim şey o. Burada ne kadar kalacağız bilmem. Dönüş Allah'a mı? Amenna. Evet. Evet. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeni kalıp ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler âlâ-i illiğine çıksınlar ve Ebu Cehiller de esferi safiline girsinler. Bir ayıralım ya. Yağı ayranı bir ayrılsın ya. Aynı teknede her şey. Hayır, şer, ışık, karanlık, sevgi, nefret, iman, küfür, hayat, ölüm hepsi burada. İmtihan gereği aynı teknede yoğrulmuş. Bir ayıralım. Ebu Cehiller, Ebu Bekirler. Âlâ-i illiğine yakışanlar, liyakat kazananlarla esfeli safiline doğru düşenleri bir ayıralım. Evet, eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar o ölen bebeler, yani ölüp gidenler, vefat edenler, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Ondan sonra ne tekamül, ne gelişme, ne liyakat. Adam bakacak ya, iman edinler, ölmüyor, hiçbir şey olmuyor. Kafalarına taşlar da düşse bir şey olmuyor. İmtihan mı kalır? Olmaz. Sırrı teklif bozulur. Madem mazlum, son yarım bir soru. Zalim ile beraber musibete düşmek hikmeti ilahiyece lazım geliyor. Mazlum, zalim, hepsi masum, hepsi aynı. Acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Burası da önemli. Ölüp gittiler. Masum, bebeler, çocuklar, masumlar gittiler. Bu musibetten, o rahmet ve adaletten hisseleri ve payları nedir? Şu suale karşı cevaben denildi ki, o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak. Ya o zaten bitecek olan bir hayat. 10 sene sonra 10 sene önce. 30 sene sonra 30 sene önce. Ne fark eder? Tek şey fark eder. Allah benden razı mı değil mi? Gidiyorum da nasıl gidiyorum? Hangi yüzde gidiyorum ve hangi yüzden o kabirler hani diyor ya haber verecek. Yeryüzü sakladıklarını ihbar edecek. İşte bunlardı bağrımda taşıdığım ya Rabbi. Yeryüzü bile dile gelecek, haber verecek. O gün yüzümüze bakılanlardan eylesin Allah. Amin. Settar ismiyle ayıplarımızı örtsün. Amin. Günahlarımızı bağışlasın inşallah. Amin. Hep söylüyorum. Bizi adaletiyle değil de rahmetiyle yargılasın. Amin. Bağışlaya bağışlaya yargılasın inşallah. Amin. Evet. Bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Mülk veçhesi gazap, sır veçhesi rahmet. Muvakkat bir acı, elem, keder, ebedi bir saadet. Cennet bahçelerinde zeval bulmaz saltanat. Mevlana Hazretleri buyuruyor, ben o kimseler gibi değilim ki diyor ya. Cennet hayatını anlatırken. Şu dünya hayatında bir gün kalmazdık diyor. Yani ölüm günü tabutumu yürür görürsen diyor. Ölüm günümde benim tabutum omuzlarda yürür görürsen benim için eyvah deme. Eyvah deme, yazık deme, ayrılık deme, vahlanma. Ama diyor şeytanın tuzağına düştüğümü gördüğün an benim için yazık de ya. O da düştü o tuzağa. O zaman benim için yazık de. Hangi tohumu gördün toprağa defnolunda çıkmadı yeniden? Neden sadece insan hakkında yanlış sanılara saplanırsın?
Çaresizlerin uyarılma vazifemiz olmasaydı bu toz toprak dünyada bir gün kalmazdık diyor ya. Bizim asli vatanımız burası değil ki, Adem babamızın çıkarıldığı cennet. Bu fıtratı orası paklar. O nedenle söylüyorum, güzel güzel, tatlı tatlı, böyle ağız tadıyla şu hayatı yaşayıp Allah'ın razı olduğu kullar olarak çekip gidelim. Allah inşallah ahir akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Ağır imtihanlardan geçiyoruz. Gerçek manada ibret almayı nasip eylesin. Dersler çıkarabilmeyi nasip eylesin. Ağır imtihanlar, tekrar söylüyorum. Allah Teala istiyor ki böyle alayım, ben cennetime sokayım. Tutayım, bu başaramayacak. Ben cennetimi alayım. Anladık değil mi? Ama şu bereketli topraklardaki yanlışlar, o kafirlerin, ecnebilerin memleketindeki gibi gayretullah'a dokunmuyor. Şu ellerin taşı hiç değmez bana. İlla dostun gülü yaralar beni. Bizim yanlışımız çok dokunur. Tekrar söylüyorum, Kur'an'ın müntesipleri olarak alemlere rahmet bir peygamberin, şanlı bir peygamberin aleyhissalatü vesselam ümmeti olarak bizim yanlışımız yakışmıyor ya. Sübhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Tamam. Estağfurullahi'l-Azim'el-Kerim'el-Rahim'el-Lezî la ilahe illa hüvel-Hayyul-Kayyum ve etûb ileyhi subhâneh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemil ahval vel afat ve tağzîna biha cemil hacat ve tuzahhirna biha min cemil seyyiat ve terfa'na biha indeke alel daracat ve tübellûna biha vusel gâyet min cemil hayrat fil hayat ve ba'del memat. Amin ya mucibe davet ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Son nefesimize kadar bizleri esrar-ı Kur'aniye ve hakaiki imaniye ile meşgul eyle. Bizleri bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de yürüt, çürüt, öldür ama döndürme Allah'ım. Hakkı hak bilip haktan ayrılmayan, batılı batıl bilip batıla yaklaşmayan kullarından eyle. Bu fitne-i ahir zamanın kaygan zemininde ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizlerin günahlarını affeyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizlerin ve anne babalarımızın günahlarını affeyle. Küçük yaşımızdan bu yaşımıza kadar büyük küçük ne kadar günah işlediysek, hepsinden pişmanız, utanıyoruz, mahcubuz. Bütün günahlarımızı affeyle Allah'ım. İsmet perdesini yırtan, belaların üzerimize sel gibi gelmesine sebep olan günahlarımızı affeyle Allah'ım. Bir daha o günahlara dönmemek üzere nasuh tövbe ile günahlarımızı affeyle Allah'ım. Yübeddülullahu seyyatihim hasene sırrına mazhar olup, günahlarımızı sevaplara tebdil edecek şekilde affeyle Allah'ım. Ya Rabbi, bu gece berat gecesi, berat gecesinin hürmetine beratını alanlardan eyle ya Rabbi. Bu gecenin hürmetine bütün günahlarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı affeyle Allah'ım. Son nefesimizde buyurun o kelimeyi tayyibe ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapayabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Kabre intikal ettiğimiz zaman Münker Nekir meleklerinin suallerine Kur'an hakikatleriyle cevap vermeyi nasip eyle Allah'ım. Kabrimizi cennet bahçesinden bir bahçe eyle.
Cehennem çukurundan bir çukur eyleme ya Rabbi. Amin. Bu berat gecesinde saitlerin defterine yazılmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şakilerin defterine yazılanlardan eyleme Allah'ım. Amin. Mahşer gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında toplanıp, amel defterimizi sağ taraftan alıp, arşın gölgesinde gölgelenip, sırat köprüsünü süratli geçip cennetini, cemalini görmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Amin. Hasreten Fikriye teyzemize, Yaşar kardeşimize, Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin şu an kalbinde geçirdiği ne kadar hasta kardeşlerimiz varsa, onlara da Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Allah'ım. Amin. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Amin. Borçlu kullarına borçlarında ödeme kolaylıkları ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Erhamer Rahimin, depremde vefat eden kardeşlerimizi şehadet mertebesinde kabul eyle. Amin. Yaralı kardeşlerimize Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Amin. Kalbi kırık, mahzun, hüzünlü, çaresiz kardeşlerimizin kalplerine inşirah, imbisar, ferahlık nasip eyle. Amin. Çekmiş oldukları bu acı ve sıkıntıları günahlarına, günahlarımıza kefaret eyle ya Rabbi. Amin. Kaybolmuş, yıkılmış evlerini, arabalarını, mallarını, mülklerini sadaka olarak kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bundan sonra arızi semavi her türlü afatlardan, musibetlerden, belalardan alem İslam'ı, ülkemizi, Müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hafız ismin hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin. Okumuş olduğumuz hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle. Amin. Hasıl olan sevabı evvelan bizzat, hoca-i kainat, kainatın güneşi, güneşlerin güneşi, fahri alem, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhuna hediye eyledik, kabul eyle, haberdar eyle. Amin. Adem babamızın, Havva annemizin ruhuna hediye eyledik, kabul eyle, haberdar eyle. Amin. Aralarında her ne kadar peygamberler, salihler, sıddıklar geçmişse onların da ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle, haberdar eyle. Amin. Sahabelerin, tabi'in, tebe-i tabi'in, imamlarımızın, müştehitlerimizin, alimlerimizin, hocalarımızın, şeyhlerimizin de ruhlarına hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Amin. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, bütün nur talebesi ağabeyi kardeşlerimizin, bütün Kur'an talebelerinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Amin. Haseten depremde vefat eden kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Amin. Burada duamıza amin diyen kardeşlerimizin kalbimizde geçirdiğimiz her ne kadar vefat etmiş akrabayı talukatlarımız varsa, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin de ruhlarına hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Amin. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, Fatiha'ya muhtaç olan ne kadar ehli iman varsa, onların da ruhlarına ayrı ayrı hediye edip kabul eyle, haberdar eyle. Amin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Amin. Bizler de o hal ile hallendiğimiz zaman arkamızdan duaları eksik etme ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, bizleri kabir enkazından muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Kabir azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu sıkıntı, bu musibet, bu felaketleri ya Erhamer Rahimin, İttihadi İslam'a vesile eyle Allah'ım. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasına vesile eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Dıbbil gulubi ve devaiha. Ve afiyetil abdani ve şifaiha. Ve nuril ebsari ve ziyaiha. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. تقبل منا بحرمة الفاتحة.